Selam arkadaşlar, ben Bora Kaşmer. Bugün Xamarin'le Android işletim sistemi üzerine yazılmış mobil bir uygulamayı kodlayacağız. Bir insan kaynakları firmasına başvuran adayların profil bilgilerinin gezildiği ufak bir uygulama olacak. Buradaki sol taraftaki ekranda da gördüğünüz gibi tasarımını önceden yaptım. Bu ekranda profilin, yani başvuran kişinin profil resmi, title'ı ve onun hakkında bir açıklayıcı bilginin bulunduğu bir tekst kısmı bulunuyor. Aynı zamanda profil arasında gezebileceğimiz geri verileri butonları var. İsterseniz öncelikle uygulamamızın bir demosunu yapalım. Sonra kodlar üzerinde konuşalım. Ben telefonumun ekran görüntüsünü burada yansıtıyorum. Öncelikle mesela burada işte kişinin profil bilgisi, title'ı ve kendisi hakkında bir description bulunuyor. Ve ilk geri dönüş butonu disabled durumda, çünkü geriye gidecek bir durum yok. Yani başka bir aday yok. İleri doğru ilerlediğimizde ise kişinin profil bilgilerini gözüken yine yeni bir ekran karşımıza çıkıyor. Yani bir sonraki aday ve preview, yani önceki buton tekrardan aktif hale geliyor. Çünkü bir önceki kayıda gidebiliriz. Ben örnek amaçlı 4 tane profil bilgisi içeri attım. Yani kısacası 3. Ve 4. geçtikten sonra bir sonraki next yapabileceğimiz buton kalmadığı için next butonu da burada disabled oluyor. İşte biz bu uygulamayı nasıl yapacağımızı, neler yapacağımızı hep beraber kodlayacağız. Ben önceden kodladım, var olan kodların üzerinde konuşacağım. Ama size amacım, hani bu mobil teknolojileri geliştirirken hangi konulara dikkat etmenizi, hangi metodolojileri kullanabileceğinizi hep beraber tartışıyor olacağız. İsterseniz ekranı artık kapıyorum, kodlara geçelim. Öncelikle tasarım ekranı bu şekildeydi. Source Code olarak da Relative Layout kullandım. Relative Layout'la aynı blogumda, yani borakaşmer.com'da da bahsettiğim gibi belli bir nesneleri referans alıp o nesnelere göre tasarımı yapıyorsunuz. Yani belli bir nesnenin referansına göre diğer nesneyi bunun sağında veya solunda çıksın şeklinde sürükleyerek bırakıp gösteriyorsunuz. Bunu blogumda detaylı olarak anlattım. Biraz kodlara girmeden önce bir takım helper'lar yaptım. Örneğin library kısmındaki bu çeşit bizim POCO'muz aslında. Yani bir data modelimiz. İşte adayın title'ı, açıklaması ve profil resmi bulunuyor. Demek ki neymiş? Bu şablondaki bilgileri kullanacağız. Library Manager'da ise bir datalarla ilgili bir dump data, yani bu kullanacağımız dummy dataların bulunduğu bir library dizisi yaptım. Burada da çeşitli adayların bilgilerini buraya örnek amaçlı girdim. Şimdi burada önemli olan noktalardan biri imaj. İmaj kısmı aslında resource drawable'ın altındaki, şurada göreceğiniz resource drawable'ın altındaki resimlerin adlarının ta kendisi. Bunları bu şekilde direkt ekran üzerinden erişebiliyorsunuz. Yani kısacası buraya yazdım, Adam ismiyle buradaki imajın isminin aynı olması gerekiyor. Daha sonra erişim içinde kullanacağız. İleri ve geri işlemleri için bir çeşit iteration design pattern'ı kullandık. Bundan dolayı da o an için var olan indeks, yani bu bir dizi olarak düşünürseniz, bir dizinin elemanları olarak düşünürseniz, o anda var olan current index ve toplam son indeksi buradan aldım. Son indeksle neler yaptığımızı bakalım. Move Preview ve Move Next'te bir önceki bir sonraki kayda ilerleme işlerinin yapıldığı metodlardır. Move Preview'da eğer ilk kayda gelinmemişse, yani current index 0'dan büyükse, bir önceki kayda gidecek olan current index değeri biraz azaltılarak atanır. Aynı şekilde Move Next ise son kayda gelinmemişse, yani toplam library length'teki toplam kayıt sayısından daha geride bir kayıdıldaysa, bir sonraki kayda gidilmek amacıyla current index 1 artırılır. Gördüğünüz gibi current değeri zaten o anda var olan indeks değerini verir. Bu da library'deki o andaki var olan indeksteki profil bilgisini ya da işte başvuran kişinin bilgisini bize vermektedir. Can move preview ve can move next property'leri ise preview ve next butonlarının enable disabled özelliklerini belirler. Yani can move preview'da eğer ilk kayıtta değilse, ki current index 0'dan büyükse buradan anlamaya göre, preview butonunun enabled olmasını veya disabled olmasını sağlıyor. Aynı şekilde can move next property'de bir sonraki kayda geçilip geçilemeyeceği anlamında next butonunun aktif olup olmadığını son kayda gelip gelinmediğinden check edilerek anlaşılıyor. Bunların haricinde önemli noktalardan biri de bizim esas kodlama işlerini yaptığımız main activity.js'tir.
Main Activity kısmında ilk önce sayfa üzerinde ya da ekran üzerindeki nesnelerin ID değerleriyle ilgili nesnelere erişilmiştir. Daha sonra da ilgili nesnelerin sonunda butonlara tıklandığı zaman yapılacak eventler, event header'la gerekli click metodları bağlanmıştır. Ve en sonunda da en başta yani ilk kayıda gidilmiş ve gerekli ilk kayıt profil bilgileri de var olan ekran üzerindeki alanlara doldurulmuştur. Yani buradaki alanlara neleri dolduruyor ilk profilde? Profilin ilk başvuran kişinin resmi, title'ı ve small text'i de ilgili kişi hakkındaki description'lar doldurulmaktadır. Dikkat edilecek bir önemli noktalardan biri de update UI kısmında ilgili bilgilerin library manager current'tan alınması. Yani bizim bu helper amaçlı kullandığımız library'den alınmasıdır. Ve en önemli noktadan biri de imaj amacıyla çekilen kısımdır. Burada ben Drupal Delete Reflection kullandım. Ne olduğuna bir bakalım. Öncelikle sayfa üzerindeki helper'ımızın, bununla ilgili bir helper yazdım. Sayfa üzerindeki tüm imajlarımızın aslında bir sayısal karşılığı var. O da bizim Resource Designer JS'te gözüküyor. Şurada. Gördüğünüz gibi tüm imajların, sayfamızın üzerine Drupal'ın altında bulunan tüm imajların sayısal karşılıkları burada. Ben de reflection metodunu kullanarak ilgili iki yöntem kullandım. Önceki en pratiği söylüyorum. Pratik yolda ilgili reflection metodu kullanarak field info sınıfına bağlı olarak var olan imajın sayısal karşılığını alıp geri dönüyorum. Daha önceki ilk anlattığım metotta ise ilgili imajları switch case yapısından string olarak bakıp karşılığı olan sayısal değeri resource drawable sınıfı altından dönüyordum. Gördüğünüz gibi sayfa üzerinde yani proje içinde kullanmış olduğumuz imajlara bir çeşit önüm olarak static olarak resource drawable sınıfı altından direkt erişebiliyoruz. Tabii bu çok doğru bir yol değil. Çünkü yeni bir imaj geldiği zaman ve var olan imajlardan bazıları silindiği zaman kodda değişiklik yapılması, eklenmesi veya çıkarılması gerekiyordu. Ama reflection metodunda böyle bir şeye gerek yok. İlgili gönderilen string değeri sayfa içerisinde olup olmadığına göre bakılıyor. Ve buna göre karşımıza bunun int değeri dönüyor. Bir de her imaj için her seferinde reflection işlemler yapılmıyor. Bu bir dictionary nesnesine atılıyor arkadaşlar. Ve bu atılan dictionary nesnesine göre ki burada resource dictionary bunun karşılığı. Şurada görebilirsiniz. K-value pair'ine göre çalışan. Eğer dizi içerisine atılmışsa ve böyle bir imajla ilgili önceden reflection işlemi yapılmışsa ona ait olan int value değeri direkt dönülüyor. Eğer herhangi bir değer yok ise else düşülüyor ve reflection gerekli reflection işlemi yapılıp imaja ait int value değeri alındıktan sonra ilgili değer tekrardan metod olarak static metodla geri dönülüyor. Burada da bir çeşit flyweight design pattern'ı kullandık diyebiliriz. Tabii ki birçok özellikleri de yine birebir örtüşmese de yine memory management anlamında bize büyük performans sağlayan belli bir dizi içerisinde tekrardan aynı işlemlerin yapılmamasını gibi bir avantaj sağlayan bu yapı bana bu flyweight yapıyı belli bir oranda anımsattı. Gerekli olan integer sayısal değer karşılığı alındıktan sonra bizim main activity JS'te ilgili imaj image person image view'una set image resource'la metoduyla beraber set edilir ve ilgili imajın gözükmesine sağlanır. Fakat bunun haricinde ileri ve geri butonların enabled özellikleri yine bizim yukarıda library manager'da yaptığımız ilgili can move next ve can move preview propertyleriyle kolaylıkla sağlanır ki bu da bir çeşit iteration design pattern'ı kullanan yapıları ve metodları bize anımsatmaktadır. Böylece bir takım farklı design pattern'ları ve mobil uygulama geliştirme metodolojilerini kullanarak normal güncel hayatta da kullanacağız. Pratik bir profil uygulamasını yazdık. İlgili kodları borakashmer.com'dan ve bununla ilgili detaylı yazı ve anlatımları da yine ilgili makaleden erişebilirsiniz. Kodlar GitHub'da. Oradan da hem indirebilir hem de ilgili APK dosyasını sizin de Android bir telefonunuz varsa burada kurarak siz de test edebilirsiniz. Eğer şu an galiba zannedersem ben profil yani bu versiyon olarak ben 4.03 için bayağı eski bir Android versiyon için kurmuşum. Siz diğer versiyonları 4.4 veya daha yukarısı için olan versiyonları da içinde
Önce projeyi derleyip sonra da şurada görmüş olduğunuz diplo ile rahatlıkla yeni bir APK dosyası oluşturup siz de kendi telefonunuzda uygulamayı test edebilirsiniz. Bugünkü blogumuza, yani makale ait videonun da sonuna geldik. Yeni bir makalede görüşmek üzere. Hoşçakalın.